Her yerde konuşuyorlar. İki konuşma dinliyorsunuz. Birisi Millet İttifakı'nın umut veren, baharı vaat eden iftar yemeklerindeki konuşmalar. Bir de bize çeşitli hakaretler eden Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar diye toplayıp iftira konuşmalarına yöneldiği konuşmaları dinliyorsunuz. Bakın biz bahar gelecek diyoruz. Karınlar doyacak, yoksulluk bitecek diyoruz. Biz çiftçinin de hesabında yüzü gülecek diyoruz. Biz aile sigortası olacak, her aile en az asgari ücret düzeyinde gelir sahibi olacak diyoruz. Gençler iş bulacak, yurt dışına hayal kurmayacak diyoruz. Onlar terör örgütlerinin adını sayıyorlar. PKK diyorlar, FETÖ diyorlar, hala aynı yalanlara devam ediyorlar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a diyoruz ki yalanlarına, iftiralarına teslim olmayız. Ne vatanı ne bayrağı tartışır tartıştırırız ama ne dersen de umut korkuya galip gelecek. Yaz kışa, bahar kışa galip gelecek. Bu ülkenin güzel insanları korkuyu yenecek, iftiralarına inanmayacak. Ankaralılar, geçen seçim Mansur Yavaş kazanırken çıktılar, ne dediler? Mansur Yavaş gelirse su faturalarını teröristler dağıtacak. Bugün evinize gelen su faturasını hangi siyasi görüşten olursa olsun pırıl pırıl gencecik insanlar getiriyor mu? Getiriyor. Demek ki nasıl geçen sefer yalan atıyorlarsa şimdi de yalan söylüyorlar. CHP iktidarında bolluk olacak, özgürlük olacak, gençler için pırıl pırıl bir gelecek olacak. Ama bunlar gibi yalan, iftira ve tehdit asla olmayacak. Broşürleri basılıyor, reklamları çekiliyor. Şimdi buradan Etimesgut'tan ilk kez söyleyerek kayda geçirelim. Kadın kollarımıza emanettir. Bütün örgütümüze emanettir. Aile destekleri sigortası dedik uzun süreler. Ama dediniz ki çok iyi ama anlatırken basit anlatmak istiyoruz. Bugünden itibaren şöyle anlatıyorsunuz. Bir aile yoksulsa, bir ailenin geliri asgari ücretin altındaysa ya da hiç yoksa, o aileye bundan sonra her ay bir altın veriyoruz. Eğer ailenin geliri hiç yoksa bir ton altın, kaç para? 8.000 lira. Her ay kadına verilecek altın karta bir tam altın tutarı yatacak. İstiyorsa da altın hesabından gidip altınını alacak. Yarınsa geliri yarım altın, biraz eksikse çeyrek altın. Hani AK Parti seçimin son gecesi yoksul mahallelere gidip altın verip de bir kere bir oy alıyor ya, biz onu yapmayız. Ne yaparız? Biz yoksul mahalleler oyunu verirse seçimden bir gece önce değil, seçimden sonra her ay o yoksul ailelere bir altın dağıtacağız. Söz veriyoruz. Bay Kemal'in düğününe gidemediği gençlere söyleyin. Düğüne gelememiştik, altınınız bizde. Seçimden sonra her ay bir tane değil. Yoksul ailelere yoksulluğu aile sigortasıyla yeneceğiz. Sizi yoksulluğa asla ezdirmeyeceğiz diye söyleyin. Sana söz deyin. Bay Kemal sözünden dönmez deyin. Şimdi yağmurun altında başladık. Bu bereket Etimesgut'a iyi gelecek. Ankara'ya iyi gelecek. Türkiye'ye iyi gelecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyorduk. Bundan sonra iktidarımızda
Her gün okulda tüm öğrencilere sıcak yemek, ücretsiz su, ücretsiz süt verilecek. Bundan sonra her mahallede kreş, 6 yaşına kadar çocukları olanlar için annelere ücretsiz ulaşım kartı verilecek. Bundan sonra kadınların hoşuna gitti alkışlıyor, erkekler niye alkışlamıyor? Evde mi oturacaklarıyla? Hepinizden beklentimiz şu: filmleri göreceğiz, dokümanlar geliyor. Artık hepinizin kapı kapı doğru adrese gidip doğru kişiye doğru vaatlerimizi anlatıp hem Kemal Bey'e hem de adayımıza, milletvekillerimize oy istemenizdir. Zaman zaman bizim kafamızı karıştırmak isteyenler var. Şuna dikkat edin. Efendim, listede başka partiden biri var. Bu nasıl olur? Arkadaşlar, ucube bir yönetim sistemi kurdular. Buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'le çıktığı yolda Türkiye'deki 6 partiyi bir araya getirdi. Onlarla ittifakımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzerinedir. Ancak bu sistem bir canavar. Her şeyi yok ediyor. Emeklinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Asgari ücretlinin maaşını saldırıyor, yutuyor. Çiftçinin mazotunu yutuyor. Esnafın siftahını yutuyor. Dönüyor, geliyor. Senin benim oyumu yutuyor. Ondan biz dedik ki bir taktik, bir matematiksel işbirliğine de ihtiyaç var. O zaman bize dediler ki bu altı benzemez, bir araya gelemez. Ama biz MHP ile biriz dediler. Günün sonunda 6 parti 16 ilde birlikte. 5 parti 81 ilde birlikte hep beraber ortak listeler yaptık. Bunun anlamı şu: Ankara 3'te 1 CHP, 2 CHP, 3'e bakınca orası Saadet'in listesi. 4 CHP, 5 CHP devam ediyor. Benim listemde bu niye var? Orası onun listesi. Ama bir yerdeyiz ki bu canavar artık oyları yutup da mecliste çoğunluğu elde etmesin diye. Biz artık oyları birleştirdik, onlar 4 parçaya bölündüler. Bu sayede efendim 30 milletvekilliği mi verdik? Hayır, 30 milletvekilliği verdik ama bu sistem 45 milletvekili getiriyor. Bu birliktelik o partilerin milletvekilini çıkarırken 15-20 de fazla sana çıkarıyor. Bu partimiz için önemli değil. Oradaki 45-50 milletvekili AK Parti'ye değil, Cumhur İttifakı'na değil, geliyor Millet İttifakı'na geçiyor. 300-300 berabere mi olmak istersin? 345'e 255 mecliste çoğunluk mu istersin? İşte bu meclis çoğunluğunun ittifakıdır. Arkasında duruyoruz. Bugün sandık başına giden CHP'li için liste CHP listesidir. Deva Partili için CHP listesi Deva listesidir. Gelecekli için Gelecek, Saadetli için Saadet, Demokrat için Demokrat Parti listesidir. Bu bir seçim işbirliğidir. Bu saraya karşı demokrasi birlikteliğidir. Listedeki ismi, beğenmediğin ismi başka partiye mal edip de bozgunculuk çıkarmak sarayın taktiğidir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Listemizle birlikte Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. Onlar kavga ediyorlar. Onlar birbirine düştüler. Çünkü listelerinde Hüdapar var. Ne diyor Hüdapar? Hüdapar diyor ki
ne mutlu Türk'üm diyeneği sökecek. Diyor ki Türk milleti demeyelim diyor. Diyor ki özetlik gelsin, Türkiye bölünsün diyor. Resmi dil Türkçe olmasın diyor. MHP ile büyük birlikte bunlarla kol kola giriyor. Kendisine bakmaz, bize diyor ki sen filanca ile birliktesin. Bizim listemizde söylediğimiz partiler dışında kimse yok. Ama Cumhurbaşkanı adayımıza bütün Türkiye oy veriyor. Alevisi de veriyor, Sünnisi de veriyor, Şafisi de veriyor. Türk'ü de veriyor, Pomağı da veriyor, Laz'ı da, Çerkez'i de, çatlayın, Kürtler de oy veriyor. Ey Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Kürtlerin en çok oyunu alan parti benim derken, HDP'nin bölgedeki tek rakibi benim derken, bunlar sana helal de, Kürtler namuslu, demokrat ve kendileri içinde Türkiye'yi güzel bir memleket yapacak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verince neden karnınız ağrıyor? Unutmayın, bu memlekette AK Parti'ye helal olan hiçbir şey bize haram değildir. Bu böyle biline. Ne Kürt'ün umudunu kıracağız, ne Türk'ün, ne Alevi'nin hakkını yiyeceğiz, ne Sünni'nin. Kimsenin yaşam biçimine karışmayacağız ama bu memleketi daha yaşanılır bir memleket haline getireceğiz. Listenizin ikinci sırasında Umut var, son sırasında Cem Yılmaz var. Listenizin başında Tekin abimiz var. Baştan sona listenize, üç bölgede listelerimize sahip çıkınca benim elimi kolaylaştıracaksınız. Ben meclisteyim. Kemal Bey orada olup mecliste güçlü bir muhalefet, söz söylemesi serbest bir muhalefet olacak. Ama sayısı bize yakın, Allah muhafaza bizden fazla bir muhalefet olursa bunlar bu memlekete kan kustururlar. Onun için bu birlikteliği yaptık. 45 oradan gitti, buraya geldi. Sizin emeklerinizle farkı açıyoruz, seçimi kazanıyoruz ve ne oluyor? 14 Mayıs günü. 14 Mayıs günü hep beraber cehennemin kapılarını kapatıyoruz. Cehennemin kapılarını kapatmaya var mısınız? 14 Mayıs günü cennetin kapılarını aralıyoruz. Bahar geliyor, yaz geliyor. Var mısınız? Son sözüm size değil. Son sözüm kafası karışık olan bir kardeşime. Bu seçim %50+1'lik seçim. Kemal Bey aday olduğu günden beri yükseliyor. Herkes biliyor ki anketlerde 50'nin hemen altındayız. Seçime kadar 50'yi hep beraber yakalarız evvelallah. Yakalar mıyız? Ne kaldı? Bir oy kaldı. 50+1. O bir oy kimde? Bir kararsız kardeşimde. Diyor ki Tayyip Bey gitsin ama acaba ilk turda ne yapsam? İlk turda Tayyip Bey gitsin diyorsan ama ne yapsam diyorsan, o bir oyu vermezsen, işi ikinci tura bırakırsan cehennemin kapısı aralık kalır. Cehennemin kapısı aralık kalırsa oradaki ateş hepimizi yakabilir. Onun için 50+1'de 50'si bizden ama seçimi kazanacak, cehennemin kapısını kapatacak, bir devri kapatıp yeni devri başlatacak oy, o kararsız, o acaba ilk turda filancaya mı versem diyen kardeşimin cebinde. Kardeşim, ver oyunu, cehennemin kapısını kapat, birlikte cennete yürüyelim. Daha çok konuşacağız. Çok
birlikteyiz. Sizleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde, en kritik seçiminde en önemli görevi almış kişiler olarak görüyoruz. Lütfen seçimi kazanacak o son bir oyu, o oyu bulun ve değiştirin. Bugün Eti Meçhut'ta biz biberler dükkanında bulduk, onu değiştirdik. Doğru mu başkanım? İlçe başkanım, doğru mu? Gittik yandaki manifatörcüde o bir oyu bulduk. Hepiniz o bir oyun peşine düşün. O sizin kapı komşunuz. O sizin geçmişte mezun ettiğiniz öğrenciniz. O sizin dükkanda yıllardır hizmet ettiğiniz müşteriniz ya da alışveriş yaptığınız esnafınız. Belki de asker arkadaşınız. O bir oyu bulup bu seçimi almaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Ben size güveniyorum. Kemal Bey size güveniyor. Cumhuriyet size güveniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100. yılda sadece size güveniyor. Alın bu seçimi.